biz hepsini yazdık. Şimdi şeyden yani böyle dedikoduyu bir kenara bırakıp böyle neden buradayız, ne yapıyoruz belki biraz konuşabiliriz. Siz bir yarışmaya katıldınız 2018'de. Bu uluslararası bir yarışmaydı. Belki böyle projenin briefinden bahsederek, projenin kimin açtığından ve nasıl bir şey olduğundan bahsederek başlayabiliriz. Bu proje 2017 yılında bir konseptle ortaya çıkıyor, Housing Forest diye. Amerikalı bir işte designer ve mimar grubu. Diyorlar ki her sene böyle bir konsept yarışma ortaya koyalım. İlk çıktıklarında işte sadece Housing Forest konseptiyle çıkıyorlar. Bizim girdiğimiz sene 2018'de de Tinder Housing Forest konseptiyle çıktılar. İstenilen şey aslında çok böyle belli kalıplara sokmadan işte gerçekten doğanın içinde bir yaşam alanı tariflemeni istiyorlar. Yani sana bir home sunmanı istemiyor. Bu bir shelter olabilir, bir pavilion olabilir. Bir road olabilir, herhangi bir deneyim yani rotası falan da olabilirdi. Bir pet olabilir. Daha yani özgür aslında. Aynen, evet, özgür. Zaten katılımcı profilinde işte daha böyle yeni mezunlar işte veya öğrencilerin de katılımına açık bir... Ama ofisler de katılmıştı sonuçlarla geldiğinde. Evet, aynen. Siz 2018'de lisansta mıydınız? Ben yeni mezun olmuştuk. Daha yepyeni mezun. Evet. Şimdi de aslında yeni mezun sayısınız. İkinci yılımız gibi bir şey. Yani biz 2017'de Haziran mezunlarıyız aslında. Bu yarışmayı da ilk gördüğümüzde işte bir arkadaşımız daha var tabii bizim yarışmada. O şu an şehir dışında olduğu için gelemedi. Ceren Bilgin. Ceren ve ben portfolyolarımızı yeni bitirmiştik. Böyle projelerimizle baştan bakıyoruz vesaire. İşte yeni yeni bir yerlere başvurmaya başladık. Ya ben yüksek lisans devam ediyordum bildiğin gibi. Yani o sıralar ben de işte dersler falan çok yoğun değildi. Ben de işte böyle bir yarışmaya katılalım mı diye bir ortaya fikrim atıldı. Yani bir de tabii şöyle bir şey vardı. Lisans hayatında da işte üçümüzde de şöyle bir pratik vardı. Aynı zamanda stüdyoda bir proje ilerliyor. Ve işte başka şeyler. Hı hı. Ama bir yandan da dışarıda bir şeyler üretmeyi hep seviyorduk. Yani işte yarışmalara girmeyi seviyorduk. Stüdyoyla kısıtlı değildi hiçbir şey. Evet. Yani onun besleyici bir şey olduğuna inanıyoruz. Çünkü stüdyoda işte başka bir briefte çalışıyorsun. Kendini çok kaptırıyorsun. Bir yandan başka şeylere kafayı yormak besleyici bir şey gibi geliyor hep bize. Yani mezun olunca da o süreçte de ya zaten böyle işte biraz da kısır bir süreçte. Daha çok bile Ceren ve benim için de. İşte beraber bir şey yapmak da istiyorduk. Şöyle bir ayrım vardı ama. İşte baktık ya bir yarışmaya girelim dedik. Evet. Böyle. İşte yarışmaya girelince önce bir hemen internete açıyorsun tabii. Hemen bir yarışmalar. Aynen yarışmalar. Malum sitelerde. Aynen. İşte önce bir o malum Türk siteye giriyorsun. Neler var ya şu an falan diyorsun. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani öğrenciyken girebileceğin gerçekten çok iyi yarışmalar var. Acayip kreatif, yaratıcı olabileceğin. Evet. Çok iyi yarışmalar ama işte mezun olunca yarışmalar bir anda ölçüyü aşırı büyüyor. Bu aşırı detay isteniyor. 40 yıllık mimar ve öğrenci arasında bir boşluk yok. Evet gerçekten yok. Yani onun boş, o bayağı bir boşluk var aslında yani o piyasada. Yani bilmiyorum. Öğrenciyken yarışmaya katılmak biraz zor. Ama yani evet, o çok proje yaptığın için. Bir taraftan. Ofisken de böyle gerçek bir iş gibi ama şimdi siz söyleyince evet yani öğrenci olmayı bıraktığın an katılabildiğin yarışmalarda boy ölçüştüğün insanlar hep evet. Zaten işinin aynen Türkiye'deki öyle. Piyasanın en iyi insanlarıyla aynı yarışmaya giriyorsun ve tek başınasın. Yani bir de şu boyutu da var tabii. Yani şimdi Türkiye'de açılmış bir profesyonel yarışmaya girmenin bir kere maddi külfeti çok. Evet. Yani iyi paralar harcanıyor. Ya o yüzden de işte ya bilmiyorum karşılığını büyük ihtimal tam vermiyordur ama işte büyük paralar alıyorsun karşılığında da. Şimdi sen yeni mezun oluyorsun. Evet. Yeni mezun oluyorsun. Yeni mezun olduğunda yani istiyorsun ki aslında daha ağır ölçekli bir şey yap. Çok para harcama, birbirine çalışarak bir şeyler yap. Dışarıdan birini çalıştırmak durumunda kalma. O yüzden de uluslararası projelere, yarışmalara bakalım. Bir de şöyle bir şey var Türkiye şeyinde. İstenilenler böyle hep böyle belediye ölçeğinde kalmış. Yani imar planlarına uygun olsun, işte yok şu kadar metrekare olsun, şu zorunlu olsun, işte şurada şu yani bulması zorunlu olsa hiç özgürlüğün kalmıyor. En ufak bir yani... Türkiye'de yarışma şey yaptığında, profesyonel bir yarışmaya katıldığında özgür olamıyorsun yani. Yani bana biraz şey gibi geliyor. Tabii çok ciddi bir itham da olabilir ama değil az. Yani böyle bir mimara verip yaptıracağım bir projeye harcayacağım maliyeti ödülle çok daha aza indirip aynı anda 100 farklı seçeneğe sahip olmak gibi bir şey bu yani. Evet. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Ya, ama ben şeye katılmıyorum. Yani sonuç olarak atıyorum bir belediye yarışması veya işte bir opera.
Yani bunun yani işverenin, yani işveren dediğimiz burada daha işte kamu kuruluşları, onun direkt bir mimara vermesindense yarışmaya açılması çok daha kıymetli bir şey. Orası yani, öyle. İyi bir şey aslında gerçekten. Ödüller de onu mesela coverlayacak bir pozisyonda mı? Değil büyük ihtimal. Yani tabii ben bir yani profesyonel yarışmacı olmadığım için tabii bilemiyorum ama duyduğumuz kadarıyla değil yani. Hep bu eleştirilen bir şey. Evet ama yani, uluslararası bir, sizin katıldığınız da uluslararası bir yarışma. Yani, bu tabii o öğrenci ve 40 yıllık mimar arasındaki ölçeği sizin için doyuran bir tarafı vardı yani. Ama yurt dışındaki yarışmalarda genel olarak, ya geçen gün şeyi gördüm. Şu an asla neresi olduğunu hatırlamadığım Kozart'ta bir yarışma. İşte bir binanın sadece yeniden temsili üzerine. Yani hiçbir şey yeniden tasarlamana gerek yok. Sadece var olan bir binayı tekrar nasıl, yani çizim, sadece çizim bekliyor. Öğrenci miydi? Şey miydi? Herkese açık. Ha, yani öğrenci, mimar, başka bir şey. Herkese açık ve bence hani bunlar değerli. Keşke daha fazla sahip olduğum. Bir de hani şeyi olsak. Bulamıyorsun yani hani böyle öğrenci yarışmalarında bir sürü hani vizyonunu geliştirecek yani kendini şey temsil edebileceğin bir sürü yarışma varken hani mezun olunca hiç yarışma olmadığı için böyle hani boşlukta kalıyorsun. Hiçbir şekilde kendini özgür bir şekilde temsil edemiyorsun yani. Yani sizin belki böyle mezun olduktan sonra tercih ettiğiniz yollardan bahsedip sonra sizin projenize geçebiliriz. Evet. Ben mezun olduktan sonra, işte 2017 yazıydı o zamanlar, direkt zaten mecbura portfolyonu baştan yapmak zorunda kalıyorsun. Oturuyorsun uzun bir portfolyo süreci. Onu toparladıktan sonra benim istediğim şey aslında bir sene, bir buçuk sene piyasa dediğimiz alanda tecrübe kazanmaktı. Çünkü kafamda birkaç soru işareti vardı. Hangi alanları gerçekten daha çok seviyorum, proje yapmayı sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Okuldan farkı nedir, işte akademi nedir, dışarıda proje yapmak nedir? O sebeple de bir buçuk senedir çalışıyorum. Nasıl geçti? Şöyle, gerçekten çok değerli bir şey olduğunu gördüm proje yapmanın. Ama aynı zamanda öğrenciyken hayal ettiklerinden çok farklı olduğunu gördüm. Öncelikle şunu, madem ki konuşuyoruz, gerçekten söylemek lazım. Yani benim gibi kariyerini şirketlerde ve inşaat alanında değil de ofislerde devam ettirmek isteyen insanlar için çok sömürücü bir süreçten geçiyorsunuz. Çok da fazla istisna yok ne yazık ki. Hepimizin bildiği gibi. O gerçekten herkes için çok sorgulayıcı oluyor. Bütün ömrümü burada geçirebilir miyim ya da bu koşullarda? İşte sonra şunu söylemeye başlıyorsunuz. İşte gerçekten başka türlü mimarlık yapmak mümkün mü? Nasıl yapılabilir? Bu düzen böyle gider mi? Başka yerlerde nasıl oluyor? Başka şeylere gitmeye başlıyorsunuz. Ya tabii bunu yapmayan da oluyor, çok memnun olan da oluyor ama ofis deneyimi gerçekten insan hayal ettiği gibi olmayabiliyor. Ama deneyimlemek de lazım mı? Deneyimlemek çok değerli. Eğer proje yapmayı seviyorsanız, ben mesela gerçekten proje yapmayı seviyorum. Proje yapan da bir mimar olmak istiyorum. Çok şey öğreniyorsunuz. Yani o sana geleni, senden gideni kesinlikle terazide yan yana durmuyor. Ama yine de çok değerli tabii ki. Ecem sen profesyonel bir katkı sağlayıcı olarak. Ya ben akademisyen olmak istiyorum. Yani biliyorsun ben zaten direkt mezun olmaz yüksek lisansa başladım. Hani yüksek lisans yaptıkça gerçekten bu işin içinde olmak istediğimi daha çok anladım aslında. Yani şu an tezimi yazıyorum. Hatta bu süre zarfında bir makale yarışmasına girdim. IAPS'in düzenlediği. Yani oradan eşdeğer ödül aldım. Hani bunu ödül aldıkça kendime bir özgüvenim daha geldi. Bir akademisyen. Evet, daha bir acaba yapabilirim falan şeyine girdim. Hani şu an tezimi yazıyorum zaten biliyorsun. Ya bir yandan da işte bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum falan. İşte ben de tezimi yazdıktan sonra doktora gibi bir yol düşünüyorum. Ama Türkiye'de mi olur, yurt dışı mı olur, hiç fikrim yok henüz. Bu arada şey, bu tez yarışmasına Ecem katıldı. Sonuçlar açıklanacak bekleniyor falan. Bize gelmiş diyor ki, şimdi kötü bir sonuç gelecek ve başarı oranım azalacak. Kesinlikle asla olmayacak. Keşke. Yani öylesine katıldım ama şimdi moralim bozuldu. Yani böyle bir şey olamaz falan. Bir hafta sonra işte böyle baktım böyle gülü oynuyor. Ne oldu dedim. İşte eşdeğer ödül almış. De, tabii ki eşdeğer ödül aldın. O zaman niye o zaman bize o kadar tatava yapıyorsun? Ben de o şey var çok abartma böyle. Aşırı şey var. Kendi de inanmamış ama hepimiz biliyoruz yani bir şey olacak tabii ki falan. Uçlarda yaşar biraz. Evet ama ben yine çok abartım asla olmaz falan derim ya da şey. Ben de şey oldum Allah Allah. Bu yarışmalar bu kadar gergin şeyler. Yok aslında değil. Yapıyorsa yalıyorsun. Yani sonuçta güzel oluyor. Örnekteki bizim şey gerginliği hatırlıyorsun yarışmada.
Bize şey ismimizi istediklerinde maili görmemiştik. Aa, ben o zaman işte çalışmaya başlamıştım. Yarışmaya falan teslim ettik. Ben ofisteyim ama o zaman da böyle çok yoğun çalışıyoruz. Benim de spamime düşmüş. Bana mail atmışlar bu Housing Forest ekibi. Numarayla giriyorsun ya. Numaranın gerçek sahiplerinin isimlerini istiyorlar böyle detaylı olarak. Detaylı olarak bütün takımı yazar mısınız falan, finalist olmuşsunuz falan diyorlar. Ama yani... Ne işte zaman gördün? Bana diyorlar ki 26'sına kadar bunu bana yolla. Ben gördüm bunu 27'sinde. İşte ben tabii özür mesajları hepsine. Özür dilerim benim yüzümden. Saat farkı. Yok özür mesajı Ece'ye, Ceren'e. Ya dedim benim yüzümden finalist olmuşuz ama hiçbir şey yok yani kusura bakmayın. Biz diskalifiye falan olduk herhalde diyorum. Biz böyle bir üzüldük yani ay diskalifiye olduk ya finalde kalmıştık oysaki falan diye. Bir de ben ofisteyim işte ben direkt mail şifremi verdim. Onlara dedim ki yani ne alın özür dileyin ne yaparsanız yapın bir şekilde bizi kabul ettirin. Onlar da güzel bir metin yazmışlardı. Evet sonra kabul ettiler valla. Evet. O zaman biraz projeyle tabii başlayabiliriz. Yani bu sizin katıldığınız... sene ahşap bir ev bekleniyordu. Ev değil yani, aslında. Evden yani ziyade yani yapının yaşam ahşap alanı. Yaşam alanı. Yerini siz mi seçiyordunuz? Evet yani dünyanın herhangi bir yerinden alabilirdi. Biz hani Türkiye'yi çok iyi bildiğimiz için hani daha aşina olduğumuz için yani İstanbul'da özellikle spesifik olarak Kuzey Ormanları'nın içinde yer aldığı Rumeli Feneri'ni seçmek istedik. Tabii işte Kuzey Ormanları o zaman da hatta şu zaman çok konuşulmuyor artık ama tabii çok tartışmalı. Evet. Çünkü işte şu İstanbul'un... Şu zamanlarda çok yok gerçi. Şu zamanlarda tartışma bitti çünkü çok tartışacak bir şey kalmadı. Ama işte tabii aslında İstanbul'un nefes aldığı ormanlar. Gerçekten bir orman yaşamı da var hem canlılar için, bütün canlılar için, hem hayvanlar için, hem yaşayanlar için. Bir köy hayatı da var. Biz de o zaman dedik ki yani madem bu sırası platforma yolluyoruz. Yani bunun bir güzelliği de zaten birçok kültürün, birçok ülkenin olması. İşte Ecem'in dediği gibi İstanbul'da yapalım dedik. Ya İstanbul'da Kuzey Ormanları'nda yapalım. Ne de olsa artık orman demeye bir şahit. Yeni havalimanı da şuraya bir yere mi denk geliyor? Aynen tam oraya denk geliyor. Hava fotoğrafından baktınız mı hiç? Nereye? Yeni havalimanına. Bakmaz mıyız? Kıyım. Mükemmel. Evet. Çok güzel olmuş. Maşallah. Bir de ben o tarafta oturuyorum ya Sarıyer'de. Ha evet. Ben oradan zamansal süreçlerin hepsini gördüm. O yol açılışı, aa, üçüncü köprü yolunun açılışları. Keşke fotoğraf olsaydın. Düşünsene çok üzücü evet bir şey gibi. Sergisini açardık sana. Ayıp ediyorsun. Evet ya. Biraz şey oldu ama şimdi yeni yeni fotoğraf veriyorum. Hala değişiklikler oluyor yani. Hiç durmuyor. Siz o zaman Rumeli Seri'ne evet yerleşmiş bulunmuş. Fener'ine. Sen hiç gittin mi Rumeli Fener'ine? Ama zaten bir şey okumuştum böyle işte gerçekten İstanbul'da yaşadığınızı ne zaman anlıyorsunuz? İşte turistik yerlere yani her yeri bilince değil. Hı-hı. Ama zaten İstanbul'dayız bir gün nasıl olsa gideriz dediğiniz zaman gerçekten oralalıyız. Biraz bu şekilde savunacağım kendimi. Siz gitmiştiniz ama. Yani zaten ben oradayım. Sen zaten oradaydın. Siz biliyordunuz. Evet. Yani neden İstanbul'a Kuzey Ormanları bir girdiydi. Bir de tabii denize bir aynen kıyısı var. O yüzden aslında bayağı verimli bir yer. Sonrasında o izleyip... Sonra bir de tabii şey Rumeli Feneri'nin şöyle bir evet özelliği var. Hem orman var hem endemik bitki var. Tabii Kuzey Ormanları'nda zaten. Rumeli Feneri zaten eski bir balıkçı köyü. Orada gördüğün gibi şurada liman bölgesi var. Burada şu alan. Burada kale evet, burada şurada var. Kale var zaten eski. Kale var. Zaten bu taraflar hep böyle küçük küçük koylardan oluşan böyle engebeli bir arazi. Aslında bizi çeken şeylerden biri de o koylar olmuştu. Evet. Yani o kadar böyle minik kayalıklı koylar. Bir yandan da çalışmamızda. Siz de koya gir, koya böyle biraz sığmaya. Evet. Ya yani burada izleyicilerden görebildiğin gibi hani çok eğimli bir araziydi böyle engebeli. Hani denize doğru bir uçurum yaratan bir yerdi. Yani şöyle biraz alanı gösterebiliriz aslında. Aynen. Hani dediğimiz bu... kale burası. Rumeli Feneri'nin tam ucunda. Yani böyle dramatik bir, evet, o Karadenizliğin verdiği dramatik bir hava da var yani Rumeli Feneri'nde. Kesin gitmenesin oraya. Orası böyle şurada mesela kalenin her tarafını gezebiliyorsun. Hiçbir şekilde çit yok, hiçbir şekilde güvenlik yani önlemi yok bu alanda. Millet hani her tarafı içkilerini alıp içiyorlar. Hani o kadar normalde insanlar geziyor mu? Geziyor ve o kadar korunmasız ki kalenin her tarafında sprey boyalarla bir şeyler yazılıyor. Aha. Falan o kadar umursanmıyor yani. O yüzden evet o durumda biraz. Bir yandan o harabesinin de bir estetiği yok değil yani. Ama işte o sprey boyalar evet hiç değilse hani bir şey. Evet ama bu biraz böyle kaderi ya. Bütün bu evet, işte maalesef. Türkiye'deki... Türkiye'de de dünyada da çok yapılıyor bunlar. Evet evet. Böyle mesela benim dedemin böyle küçükken beni her yaz götürdüğü bir adamda kıymetli bir
yer vardı. Böyle her sene gittiğimde yeni bir yazı, yeni bir aşk. Böyle bir biri var mesela her sene yeni bir sevgilisiyle yazmış falan. Onlara şart olabildiğin ilginç bir nokta, tarihi yerler. O yüzden. Ay mesela burada şu taraflarda gezince, mesela gezdiğin anda bir anda sırılsıklam oluyorsun. Çünkü dalgalar zaten Karadeniz'e direkt kuzeyden geldiği için o kadar şiddetli geliyor ki. Ay şuraya falan buluyor dalgalar şu alanı. Oo. Bayağı ciddi anlamda. Bayağı ciddi. Karadeniz zaten dalgası biliyorsun hani her sene orada yüzen insanlar bayağı hayatlarını kaybediyor yani maalesef. Gerçekten mi? Evet, Karadeniz'e yüzmek tehlikeli aynen. Buradan Karadeniz'in de ne kadar hırçın olduğunu. Ama bu da dalgasız bir zamandan mesela fotoğraf. Burası zaten bizim proje bölgesine yakın bir yer. Evet, yakın bir yer. O aynı özellikleri taşıyan bir yer. Bizim alanın fotoğrafını göstermekle beraber. Ups, bir saniye. Evet. Siz buraya karar verdikten sonra beraber gidip hep beraber gördünüz mü? Ya evet, zaten ya o tarafa da gidiyorduk zaten böyle yürüyüşlere falan filan. Ha, zaten. Ya bildiğimiz alanlardan ama evet, ben biraz oralı olduğum için çok seviyorum orayı. ama zaten bildiğimiz alanlarda bir de bir kez daha baktık hani ne yani yapabiliriz falan diye. Bir kere daha gidip hep beraber check ettiniz. Sonra bir yarışmaya başlama süreci oldu tabii sizin için. O nasıldı? Yani işte bir şey yapmanız gerekiyordu belli ki ama sürece nasıl karar verdiniz? Ya ilk başta şöyle şey yapıyorduk. Acaba hiçbir şekilde bir şey müdahale etmeyip işte ağaç ev gibi bir şeyler mi yapsak diye başlamıştık hatırlıyorsan. En simple olarak. Haliyle. Sonra ki biz yok bunu yapmamalıyız dedik hani. Çok hani çünkü basic bir şeydi, düşünceydi aslında ağaç ev. Biraz da bir şey söyledik yani. Yani bir yandan da işte Kuzey Ormanları'nda bir kocaman yerleşimler var. bunun karşılığında biz de böyle küçücük bir guest house yapmak istiyoruz burada. İşte başka insanlar gelsin, Rumeli Fenerini tecrübe edebilsinler. Burada işte birçok deneyim yaşasınlar vesaire. Ya sonra dedik ki yani belki ağaç ev gibi bir şey de çok iyi tasarlanıp bir sonuç çıkabilir ama çok daha deneyim odaklı bir şey mi yapsak acaba dedik yani. Burada bizi çeken şeyler ne? Bir onları konuşalım dedik. Ve deneyim odaklı şey yapınca neredeydi? Sen hangi? Şey, diyagramlar mısın? Aynen şu diyagramı açmaya çalışıyorum. Bizim burada gittiğimizde neleri denemek diye düşündük. Ve burada en çok deneyimlediğimiz şey oradaki dağlar oldu. Oradaki yeşil bitki örtüsü dokusu. Bir de oradaki dalgalar, oradaki rüzgarın getirdiği sana dalgalar. Ve hani biz tam bu noktada bir şey yapmamız gerektiğini düşündüğümüz için evet, şurada Dwelling Access dediğimiz alana konumlanmayı seçtik yani. Biraz daha dik bir kısmı. Aynen, dik bir kayaya konumlanmak istedik. Aslında şurada görebileceğin gibi... Diyagramla. Ya burada zaten böyle bir topografyası var buranın. Böyle tam şey böyle zaten girintili bir girintili çıkış, siz de orayı saran bir şey. Aynen, orayı saran bir şey. Oranın bir bütünüymüş gibi aslında gözüküyor. Yani dışarıdan çok müdahale edilmemiş gibi gözüken bir şey yapmak istedik. İşte bir yandan aslında yaptığımız şey buradaki koyun biçimini taklit etmekti. Yani bir şekilde onu devam ettirmek ve işte dediğim gibi belki de biraz tamamlamaktı. Bir yandan formla bu kadar topografyanın içine girerken bir yandan da işte yarışmanın aslında konusu olan bu timber house'da ahşapla da bu ağaç dokusunu birleştirerek aslında hem bu alanda biraz kamufle olmak bir yandan da bu tecrübeyi de en üst seviyeye taşımak. Yani aslında evet işte bir yanda ormanın içindesin, bir yanda bu dalgaların üstündesin ama bir yanda da sen aslında çok farklı bir yerde değilsin. Zaten bu koyun bir parçası haline gelmişsin. Onu yaşatmak istedik aslında. İşte bize en çok yardım eden şey de tasarım sürecinde gerçekten de aslında buranın zaten sahip olduğu topografik özellikleriydi. Evet. Siz zaten alanıyla en uyumlu haliyle yani mümkün olduğunca oranın hareketleriyle beraber senkronize hareket eden bir şey. Evet. Ya gördüğün gibi hani buranın şeyi devam ediyormuş gibi gözüküyor. Yani hiçbir bitmiyormuş. Aslında bizim binada o dokunun bir parçası olmasını düşündü. Evet, girinti çıkanı söylerken. Aynen. İşte biz yine aşama aşama olarak işte önce bu kayalıkların, dağların layer'larını taklit ederken bir yandan da bir karşılaşma alanı istedik aslında. Yani kullanıcıların orada birbirlerini hem görebilecekleri, izleyebilecekleri, işte farklı karşılaşmalar yaşayabilecekleri
Bir anda da işte bu deneyimi birçok level'a götürdü. Birden fazla şeydi. Aslında peki bir de tabii siz bunu eğimli yapmaya, yani koyun eğimini taklit ettikçe şöyle. Bu sefer her durduğunuz noktada görüş açınız da genişleyip daralıyor, değişiyor. Yani hiçbir kat birbirinin aynısı olmuyor. Her bir katı ayrıca çözmen gerekiyor. Sonra bunlara karar verdiniz bir şekilde. Sonra da bütün bu bölümler bir araya gelerek aslında hep beraber çalışan böyle birçok olasılık veren bir yapı ortaya çıktı aslında. Böyle bir formun şimdi o zaman planları da zor diye tahmin ediyorum. Evet, tabii ki planları da zor. Bir de hani sirkülasyon aynı şekilde. Bir de biz şeyi çok istemedik. Hani dümdüz bir merdiven indirilmesi istemedik. Biz merdivenleri hep böyle en kenara dayadık. Ve oradaki o dağın formuyla merdivenler de şekillensin istedik. Aynen. Tam o çizim kısımdan aşağı dikey bir şey aldığında merdivenlerimiz aslında oraya dayanıyor. Hani aslında merdivenlerimizin formu da doğanın formuna uyumlu oluyordu. Peki. Belki girişinden kesitten bakalım, girişe şeydi, planda mı? Çünkü sanırım zaten topografyanın bittiği, yani üst kata çıkıyor musunuz? Yani düz ayak mı giriliyor, bir inip aslında mi? Aslında şöyle, eğimle alıyoruz. Bu diyagramda aslında iyi anlaşılıyor. Topografyadan bir eğim alıyoruz. Bu eğimle aslında içeri alıyoruz. Burada da aynı şekilde yapıyoruz. Bu eğimle ilk kota giriyorsunuz. Bu kot zaten karşılaşma ve ortak alanını çözdüğümüz yer oluyor. İnsanları buraya aldıktan sonra daha sonra herkesin konaklayabileceği, işte yemek yiyebileceği, aynı zamanda işte denizi ve bütün ormanı deneyimleyebileceği alanlara, level'lara gidiyorlar. Yani topografyadan alıyoruz ilk başta. Eğimli bir kesitte bakalım belki de önce. Bu bahsi geçen eğim burası. Buradan girdikten sonra merdivenler. Merdivenlerle aşağı, aslında hep en kenarda. Dolayısıyla bunların arasında boşluk mu var? Evet, boşluk. Şurası boşluk. Hiçbir zaman aslında birleşmiyorlar. Yok, üçüncü level'da. Bu level'da tek katta birleşiyor aslında. Ama buradayken buraya geçmek için ya çıkmam ya inmem gerekiyor. Ama zaten guest house olduğu için hani başka, ya bu tarafta hep odalar olduğu için oraya çok geçmemiz gerekmeyecek. Anladım. Ya zaten bir entrance'ı alabiliyoruz hep beraber girebildiğimiz ortak kullanım olarak. Bir de X3 level'ında yeme içme alanı olduğu için. Yani kaç aslında zaten kişiye hizmet veriyor aynı anda? Hatırlamanızdan biraz zamanda geriye gidiyor. Biraz zamanda geriye ama hepsini şey yapmıştık da. Bir yerlerde yazıyor. Odaları sayabiliriz. En üst kattan başlayarak işte bu ilk gidince bir fuaya var. Exhibition odamız var. Bir dakika. Ormanın içinde. Ama burası daha çok böyle Rumeli Feneri'ne hizmet eden bir şeydi. Anladım. Zaten oraya gelen araştırmacıları, oraya gelen köyün tarihi gibi bir şey olsun. Anladım. Köyün kendini anlatan bir şey olsun. Oraya sırf geldik diye olmasın diye bir exhibition düşünmüştük aslında. Zaten geçmişi de mi yani baktığınızda? Bayağı eski bir yer tabii. Tamam. Girdikten sonra aşağıda neyle karşılaşıyoruz? Mutfakla. Yemek alanları. Tuvaletler. Sonra yok, ıslak hacimler, öyle diyoruz. Islak hacimler. Sonra aşağıda 3 oda. Burada da 9 tane. Yani burada 9 odamız varmış. Şuraya gitmişiz zaten. Ne kadar sığdırabiliyorsak mantığıyla ilerlemişiz. Burada o yüzden de biraz hafızalarımızdan tabii. -10.50. Yani aslında 3 kat var. Evet. İlk ikisi hepsine hizmet ediyor. Kalan ikisi 4 kat var. Kalan ikisi hepsine. Ayrı ayrı. Affedersin. Şurada bir şu vistaya bir belki bakabiliriz. Evet. O da aynen. Yok, ilk bundan değil de şundan yola çıkmıştık. Diğeri nerede acaba? Şu mu? Şu. Aynen. Ya işte burada kütlenin oluşumunda işte o iki karşılıklı dağ taklit etme hacimleri birbirlerine nasıl ne kadar görüyor? Nasıl hareket etsinler? Daha sonra bu form nasıl değişsin derken ilk başta çalışırken buradaki kullanıcıların birbirleriyle iletişimleri ilk şeyde challenge'tı. Bunu bir şekilde formda çözdükten sonra aslında peki ya çevreyi nasıl deneyimleyeceğiz diye düşündük.
Bu sefer de işte buradaki kütlelerin eğmeyle oynayarak herkesin bir şekilde bir yerleri deneyimleyebileceği mekanlar yarattı. Yani aslında mesela buraya ilk geldiğinizde burada kalıyorsanız işte atıyorum ormanla daha iç içesiniz evet, ama alt, bir ay sonra alt katta kaldığınızda başka deniz dalgalarının içindesin aslında yani. Aslında aynı cephede de olsa evet, sürekli başka bir deneyim şey Sonra peki böyle yarışma projelerinde tabii insanı kontrol eden kimse yok, hiçbir şey yok. Hani her hafta kritik aldığın kimse yok. Bir de öğrencilikliğini bitmiş. Ne zaman oldu dediniz? Ne zaman sizi tatmin etti proje? Aslında bize bıraksalar biz böyle 5 ay daha baştan başta yapardık. Hani en son hani bize dur denilen nokta gerçekten deadline oldu. Evet aynen. Yani şöyle yine okulda da oluyor ya yani. Hiçbir zaman bitmiyor ya proje. Jüri gelmese yani 105 tane kriteriye de girersin. Bunda da şöyle oldu. Aynen. Yani baktık modele biraz daha zaman harcarsak render falan asla yetişmez. Dedik ki bu form bayağı iyi oldu, harika. Artık bunu bir kapatalım. Render'a geçelim, prezentasyona geçelim. İşte o an oldu dedik. Peki böyle bugün dönüp baktığınızda böyle değiştirmek istediğiniz şeyler? Var tabii ki var. Bir de üstünden gerçekten hani böyle bir profesyonelleşme zamanında geçti ya, öğrencilik de üstünde artık. O nasıl çalışılır, nasıl yapılır biliyorsunuz. Tabii ki. Yani iki sene önce tabii yani buna çalışmaya başladık. Hani yeni mezun olunca hani karşımıza çıkmıştı. Mutlusunuz ama yani. Ya mutluyuz tabii yani sonuçta hani uluslararası bir şekilde kabul görmüş bir proje ürettik yani. O yüzden peki projede yani. Böyle sizi böyle en yani bu formundan sonra tabii plan çözmek biraz daha yani kabuktan içe gidilmiş bir proje ya ben az çok yanlış anlamadıysam. Şimdi çünkü o böyle bir aslında kişinin çalışma prensibiyle ilgili. Yani ben mesela normalde bana verilen bütün projelerde İşten önce ne koymam lazım? Hı-hı. Bunları yan yana koyunca böyle bir şekil yani dış hacim çıkıyor. Tam artık ona orasından eğip bükelim diyor. Çünkü kabuktan içe dönmek çok zor geliyor her zaman. Ya tabii bunda şu da önemli. Şimdi bu yarışmanın sana senden istediği şey şu. Yani bana bir konsept üret diyor. Yani sana gel bana 1/200 plan teslim et demiyor. Biz o planları hiç koymasak da burada söylemek istediğimiz şeyin bambaşka bir şey olduğu belli. Yani yapmak istediğimiz, ortaya koymak istediğimiz şey de oydu. Yani o yüzden yani gerçekten bu proje için belki hani kabuktan içe gitmek de doğru tanım olmaz. Biz burada nasıl bir şey istiyoruz? Ne söylemek istiyoruz? Biz doğanın içinde yani developing in nature derken ya gerçekten bu nature'a nasıl da developing edilir? Onu göstermek istediğimiz için yani dediğim gibi öyle bir yaklaşım oldu. Bir ama de, hani, tabii üç kişide farklı çalışıyorsun. Üçümüzün disiplinleri de farklı. Ya, bakış açısı da birbirinden çok farklı. Bir yandan da ortak bir yerde buluşuyorsun. Yani öyle çok bir çalışma alışkanlığı değil. Aslında söylemek istediğin şey seni yönlendiriyor. Neyi gerektiriyorsa. Bir de mimarlıkta gergin bir konu ya her zaman. Şimdi doğayla uyumlu bir şey yapmak. Şimdi belli ki mimarlık üreten ve kirleten. Evet. Yani yaptığı şey kalıcı. Yani bir şekilde zarar vermese bile dokunan, etki eden, değiştiren bir şey. Ve bu hep öyleydi. Hep de öyle olacak. Ki gitgide daha da kötü oluyor bence. İşte ilk böyle okula başladığında sanıyorsun, yeşil çatı yapınca her şeyi çözüyorsun ve aşırı doğal bir mimar. Gerçekten onun tanlı bir dönem var ama. Ama bütün ikinci sınıfta yani ikinci sınıfta herkes bir yeşil çatı yapma ve işte üstünde yürütüyorum ve bunun üstünde ağaçlar olabilir hocam. Üstünde yürününce kamusal alan kesinlikle bu hani hiç işte, işlemediği önemli değil yani. Böyle ya da böyle ne kadar açık alan bırakırsam o kadar kamusal falan böyle. Hiçbir şey yani Taksim Meydanı gibi düşün yani. Böyle yanılgılarla başlıyoruz ama sonra gördükçe, yaptıkça, okudukça toparlıyoruz. Şimdi mesela o yüzden bu bence böyle ikinci sınıftaki öğrencilere götürüp bakın doğada olmak demek, çatının üstünde yürümek demek değil. Bakın böyle hani işte içine yerleşen, kendi bir de hiçbir zaman bana mantıklı gelmiyor inkar etmek. Yani yokmuşum gibi davranmak okey ama ben burada yokum demek hayır yani yaptım ve var o hani hiçbir zaman yok olmayacak. Ya evet zaten. Onu mümkün olabilecek en iyi hassasiyetle karşılamak, mümkün olabilecek en böyle ince haliyle oraya koymak mesela. Evet. Bu formda mesela direkt orada kendini veriyor dolayısıyla. Yani tabii gibi bir şey de söylemiyoruz. Yani buraya gelip daha böyle dikkat çekici ve ben buradayım diyen bir yapı yapmak yanlış mıdır? Bence o da değildir. O da başka bir şey söyler. Biraz işte yani o bulunduğun bağlamla da alakalı. Yani doğadasın ama biz biraz da talip alanının içinde doğadayız. Biraz onun da
getirdiği şeylerden söylediği şey farklı oluyor tabii ki. Ahşap olması sizin için nasıl bir girdiydi? Yani yeri zaten çok özel. Zaten direkt doğada yapılan bir konsepte sahip olması yaşamak çok güzel. Ama bir de ahşap girdisi var. Yani o çünkü böyle çok böyle insanı kulübe ve parçacıklı bir şeye itmiyor mu? Hani... Ya böyle ya da ağaç ev gibi bir şeye itiyor. Evet, böyle küçük yani. Ama ayrı ayrı hani gerekirse. Ya da şey falan. Benim mesela ilk düşüneceğim şeydi bu yarışmaya karşımıza geldiğinde. Acaba böyle ağaç ev mi yapsak böyle tüm ormanda yayılsa böyle her bir farklı kotlarda falan filan diye düşünüyordum. Hani sonradan böyle bir şeye evrildik yani. Ya tabii şöyle oldu işte dediğin gibi ahşap dediğinde ilk başta Pinterest'te falan yazarsın ya da. İşte wooden, forest house falan. Yani tabii sana öyle şeyler veriyor gerçekten. Doğru. Ama öyle bir şey yapmak tabii işte yarışmaya giriyorsun yani. Öyle bir şey yapmak istemiyorsun. İşte o yüzden kıymetli, o yüzden değerli. Yani bir yandan da yarışma zaten sana şunu diyor. Ben sana yani wooden house diyorum ama sen her şeyi ahşaptan yapmak zorunda değilsin. Birçok teknolojiyi kullan. Yani ahşabı bükebiliyor musun? Yani demiyor da tabii bize. Bizim oradan çıkardığımız çıktığı şu oldu. Yani ahşabı bükebiliyor muyum, eğebiliyor muyum, neler yapabiliyorum? Biraz bunlara bakalım. Bir de şunu dedik yani sırf ahşaptan bir şey iyi. Bizim alanda yapmak istediğimizde aslında tahmin ettiğimizden daha fazla doğaya zarar veriyor bir durumda olduğunduk. O yüzden biz dedik ki ya biz wooden pipe'lar yapalım. Bu pipe'ların da asıl taşıyıcısı çelik sütüktürler olsun dedik. Peki bu işte yani ahşap olmasaydı bebe gözümde çok taş ve kaya birleşenli bir şey geliyor ama siz ahşap olmasaydı neyle yapardınız hiç düşündünüz mü? Yani böyle hiç düşünmedik. Ahşap çok içi bize. Ya şu an düşünüyorum. Beton kesinlikle olmaz. Asla değil. Ya başka bir taş yine kullanamayız. Yani çok kötü olur. Yani yine taşın içinden çıkan farklı bir taş yani. Aa, evet hoş değil ama kendi taşını da bu sefer tekrar tahrip ederek alıyorsun falan aslında. Ya kendi taşını ne kadar alabileceğim o da. Orası böyle biraz şey bir sert bir şey de değil aslında. Onun çok farklı bir şeyi var. Evet çok kaleye uzaklığın. Yani kaleye birkaç koy. Yani çok uzak değil aslında. Şeyde koydu. Ha evet. Aslında siz böyle bir yürüyüş mesafesi diyebilir miyiz? Çok yakın aynen. Şurada küçük bir böyle şey var. Baraka gibi bir ev vardı. O... Zaten birinin evi var. Evet ama küçük böyle tatlı. Kullanılmıyor ama bence çok böyle tatlı bir yeri var oranın. Keşke yani. Bizim olsa falan evet. Değil mi? Yani çok aşırı tabii güzel bir ev değil ama. Güzel değil de yeri, yeri tatlı güzel. Ama aslında orada olmaması var. Gereken bir yapı aslında. Şu... Sizin detay çiziminiz sanırım. Bu bizim o kayalıkları nasıl yerleştiğimizi gösteren detay. Mesela bunu şimdi konsept projelerin tüm o özgürlüğü içinde bir yandan da detay düşünmek nasıl hissettirdi? Yani aslında bunu düşünmek zorunda değildik biliyor musun? Ha. Biz ekstra olarak siz düşündük. Siz takıntılı olabilir misiniz biraz acaba? Ama şu da var. Sonra gerçekten yani bunu bizden istemiyordu ama ödül alan yani projelere baktık geçen ilk sene alan ödüllere baktık. Detay çözmüşlerdi yani birçoğu. Gerçekten yapılabilecek kadar. Yani bize herhalde ona önem veriyorlardı diye düşündük hani detayına yapılabilirliğine. Bir hani o yüzden biraz kendimize ödül aldığımız şey sene de yani %60'ı yine ödül alanların bunu yapmıştı. Yani bir yandan da şu var yani bunu yapıyorsun sadece ödül almak için yapmıyorsun tabii, tabii ki bir şey üretiyorsun. Yani ne ortaya çıkarabildiğini görmek istiyorsun. Hayal ettiğin şeyin de karşılığında neler yapman gerektiğini görmen gerekiyor. Biz işte dediğimiz gibi ilk başta daha ahşap ağırlıklı bir sütüktür çözerken daha az tahribat vermek amacıyla çeliğe döndük. Yani o asıl taşıyıcıyı çelik yapıp ahşap pipeları kütlelerin taşıyıcısı yapıp bu çelik sütüktürleri aslında kayalığın içine soktuk. Kayalığın içine bunu soktuktan sonra bu bir beton kütleyle buraya girmiş oluyor. İşte çevresinde de onun koruyucusu oluyor. O zaman danışmış mıydınız birilerine? Yani. Ya profesyonel bir danışma almadık. Kendimiz araştırdık. Evet araştırdık. Nasıl olur aynen. Bunlar gibi. Ama bu bulduğumuz çözümü bir inşaat mühendisi arkadaşa sorup onayladık. Yani. Öğrenciydi. Böyle bir şey olabiliyor değil mi? Böyle yani bir şey aynı, yapabiliyor öyle mu? Sorduk yani. Sonra gülmesinler evet. Bize. Ya, kayanın içine de çelik sokmuşlar. Hiç mümkün mü canım diye. Ama tabii şey var. Yani mimar olarak cidden şeyden kaçmamak gerekiyor. Yani bunu nasıl taşıyabiliriz'in sorusunun cevabı gerçekten mantıklı bir yerlerden geliyor. Ama bunun hep gibi... kaçıyoruz. Yani hep kim severek statiye ve mukavemete girdi öğrencilik hayatı boyunca hiç sanmıyorum bunun gerçek bir cevabı. Ben de ikinciye alıyorum. Bakalım oradan ne çıkacak yani. Mezun olamıyor. Bütün her bütün projeleri tek de verdim. Sen mezun olmuyorsun şu an? İşte oluyorum ama mukavemete bağlı her şey. Yani düşünsene her şeyi tek de ver sonra mukavemette. Bizim tüm dönem büte kalmıştı hatırlıyorsan. Evet bir de maaş
Annemlerin yanına gitmek için bütünlemeye girmemiştim. Ay evet ya. O yüzden ikinci defa almış. Bütünlemesine girecektik işte o zaman. Ben yokum. Ben Şeytanay yok. Hepimiz geçtik. İşte biz böyle 8 kişi falan bir arkadaş grubuyduk işte. Hepimiz gençtik, bir Setenay sınava girmediği için geçemedi ama ve seneye tek başına aldı. Ama neden yok ki ama ya? Yok ya, aldık. O da çünkü eve gitmişti. Doğru, eve gitmişti. Ama değer miydi? Yani değerdi ya. Aman ne olacak, bir kere de aldık. Veriyorsun ya, merak etme. Bir şekilde mukavemette veriyor. Bizim bir arkadaşımız da çizim, teknik çizim birinci sınıf sınavına geldi. Ve baktı etrafa, bütün masalar dolu, geri dönüp eve gidemişti. Hani masa doldu ya, sınava girmemek biraz... O aile bir olmuş. Hadi onun bileti varmış, ailesini özlemiş falan değil mi? Bilmiyorum. Onun da başka şeyler varmış demek ki. Canı istemediyse diye düşünüyorum. Sonra ikinci sınavında da kolunu kırmıştı. Yine kendi giremedi falan. Üç de verdi çok şükür. Yani bir şekilde oluyor ama bu hani bu şeyleri taşıtma meselesi. Zaten hep mimar, sen ofiste çalışırken de daha iyi gördün diye düşünüyorum. Yani hep yapıp başkasına yollayıp hani herkesin koordine olup işte sen mühendise gösteriyorsun, o diyor ki bu kadar açıklık geçemiyorsun zaten, geri geliyorsan onu gönderiyorsun ya, falan. Ya bu arada ben tabii böyle çok acayip piyasa mimarıymış gibi falan konuşursam ama beraber çalıştığım insanlar bunu izleyip gülebilir tabii ki bana. Ama şöyle, yani var olan işlerde de şunu görüyorsun. Yani zaten hiçbir şeyden habersiz bir şeylerin çizilip sadece estetikçiye güvenildiğinde, yani ben bunu kendi tecrübe ettiğim yerlerden söylemiyorum da genel olarak söylüyorum. Yani iyi işler çıkmıyor. Yani bir mimar kaçıyorsa bunu araştırmaktan, iyi bir şey çıkması zaten çok mümkün değil. Yani biraz ama, bilmek, yani biraz diye bilmek gerekiyor aslında, işte o yüzden öğreniyoruz ya. Ama Türkiye'de tabii bir türlü bunlar böyle birbirinin içine geçemiyor. Yani bu işbirlikleri, bu daha ortaklıklar... Daha akışkan bir şey olması lazım evet. Yani. Yaptığın hani sürekli feedback alarak, sürekli geri dönülerek onun ona söylediğiyle değişebilen bir şey. Hani proje çok daha yumuşak bir şey olmalı da şekil verilebilmeli ama aslında öyle olmuyor da bir yandan, hani yaptım bunu nasıl oraya uydururuz şimdi falan. Emin de tabii beraber iyi çalışabileceğin yine işte iyi bir estetikçi, iyi bir inşaat mühendisi, bir iyi çalıştığın birilerinin olması gerekiyor sanırım ki o böyle şeye dönüşmesin gerçekten. Ya ben bunu yaptım da bir bakın bu kolonları bana yollarsınız sonra. Evet, sonra kaç zaten metro tüm projeleri baştan değiştirirler yani. Şey söylemedik sana. Bizim yarışmanın şartnamesinde tek A0 gerekiyordu. Sadece bir haftayla katılıyorsunuz. O bizim için gerçekten zor oldu. Çünkü biz hani lisans hayatımıza alışmışız böyle metrelerce. 5 tane, 6 tane. 5-6 tane şey, o sığmazsa 20 haftayı koymaya falan. Bizim A0 tabii şu. O değil. Bu değil mi? Şu sadece. Şu. Şurası. Aynen. Dikey ya da yatay olması konusunda yok, bir şey var. Yok, bir şey yok. Tek bir A0'la katılmak zorundayız. Peki bir şey soracağım. 4 yıllık lisans hayatınızda hiç şu kadar yazı yazdınız mı herhangi bir yere normalde? Hiçbir şey yazmadık ama yarışma olduğu için. Ben çok yazdım. Evet, Setan yazardı mesela. Onun öyle seviyorum takıntıları vardı. Yani. Okuyorlar mıydı? Tabii. Gerçekten okuyorlar mıydı? O aynen. Kadar yazınca belki bir derdi var herhalde. Ne anlatıyor bu kız bize diye. Onu okumuyordu tabii ama ben onu anlatıyordum inan. Benim zaten cümlelerim aşırı uzun geçerdi yani. Can bilir. Yani ben hiç şekilde yazmazdım yani. Siz aslında daha fazla olmasını istiyordunuz. Doğru mu anladım? Yani 3 hafta olsa daha mı rahat ederdiniz? Daha fazla şey çıkardık tabii ortaya. Biz şu an tek haftada tüm her şeyi anlatabilmemiz gerekiyordu. Hani sınırlanmıştık aslında. Yani görsel, tek bir görsel koyabiliyorduk mesela. Yani mesela şunun yerine başka bir render koysak sırıtırdı. Anladın mı? Anladım. Ama o zaman da işte yani aslında hem rahatlatıcı bir şey çünkü beklenilenler o kadar çok değil ama bir yandan da evet, dediğin gibi böyle yaptığın şeyleri içine sinesine dayayıp döşeyemiyorsun tabii PAFTA'ya. Ya mesela şey çok önemliydi. Ya PAFTA design nasıl olacak hani? İlk böyle PAFTA'ya dışarıdan bakacaklar şey, ya. İlk gördükleri evet. Şey. Yani. İşte biz onun için nasıl bir design yapalım diye aslında en çok bununla da uğraştık diyebiliriz. Yani bayağı uğraştık aslında. Neler yapmamız gerekiyor yani diye. Yani tabii şöyle bir şey oldu. Şimdi ortaya çıktıktan sonra birkaç ürün. İşte tek PAFTA'ya sızdırman gerektiğinde işte oturuyorsun bir günü şuna verebiliyorsun. Yani gece render'ımı koysak gündüz render'ımı koysak. Oturup saatlerde tartıştığımız var. Bir hangisini koyacağız? Aa, bir onu koyuyorsun. Bunu koyarsak şunu şöyle yaparız. Ya yani onu koyarsak background'ı işte siyah yaparız. Ya yani bir onu yapıyorsun ama o tabii yani bir yandan da en keyifli yeri. Evet. Yani ben şeye yine yeğlerim. Ya yani işte 1/200'ler yetişmedi. Ha, evet. Arkadaş. Ya tabii yetiştirme
şeyleri. Ondan sonra 5 gün paftaya uğraşmak yani. Ama mesela bunda o kadar küçük şey yoksa onu alıp oraya koyuyoruz, onu alıp buraya koyuyoruz falan olsun, derken. Olsun, yetişirmeden iyidir. Benim kuyruk acım çok taze, kendime gelemedim hala. 2 gündür şöyle oturuyorum evde. Ne yapacağım ben? Bir daha 8.30'da okuldan çıkmak yok. Ertesi gün jüri varsa. 10'da jüri varsa saat 5'ten sonra okuldan çıkma yani değil mi? İşte ben yani geçen jüriye bir geç kaldım da. Hayatım önce ilk defa değil. Yani ilk defa değil de bu dönem bu dönem ikinci oluyor. Ama işte 8 dönemde düşün kaç jüri gördüm hayatımda. Oho, bu ikisine ikidir geç kalıyorum. Şanssızlık mı desem, uğursuzluk mu desem. Bitirme heyecanı ya. Bilmiyorum her şey şimdi mesela keşke ilk 3 yıl leş gibi geçseydi bu sene iyi geçseydi tam tersi oldu. Ama yani. Ne bilmiyorum ama olsun projemden memnunum o yüzden bir şekilde kotarırım diye düşünüyorum. Ya bir de tabii sen bunu Deniz Hoca izlerse görürsün. Öyle bir şey koyduğunda süreç tabii bir ağrılı oluyor yani. Tabii, adı bitirme projesi. Yani. Aslında ona çok karşılar biliyor musun hocalar? Bitirme projesi diye geçmiyor. Dördüncü sınıf design projesi diye geçiyor. Aslında onun çok şey yapılıyorlar. Şey, ya bitirme projesi çok bizim okulda diyorlar. Bıraktı hissiyat başka çünkü. Anladınız mı? Bence başka kritik alıyoruz. Yani. Peki öğrenciliği şey özlediğinizi hissediyor musunuz? Yani keşke ben de bir bitirme projesi çizsem. Benim bu okulda kaçıncıyım oldu artık? 6-7'ye gireceğim. Sen özleyecek bir şeyin yok. Aranızda evet, o kadar mesafe yok. Sen? Tabii ben şeyi özlediğimi, ya işte bu çalışırken de yine yarışmalara baktığım zaman şeyi fark ettim. Yani o gerçekten bir proje olması, bir brief olmasıyla proje üretme sürecinin yarışmalardan çok aslında stüdyo ortamının beni daha çok tatmin ettiğini anladım. Yani o okulda bitince. Zaten işte daha sonra işte bir yüksek lisans zamanı geldi sanırım falan deyip. Ha, başvuruyorsun. Evet. Ya, çünkü stüdyonun tatlı bir tarafı var. Yani böyle gece 4'te biri kenarda ağlayarak, bağırarak o falan. O sen oluyorsun galiba. O benim o konu. Öbür tarafta biri Türkçe pop açmış ve hiç yarınlar yokmuşçasına bağırarak söylüyor. Öbür tarafta biz 10 kişi toplamış. Biz de full elektro çalar. Sizin daha sevgili bir döneminiz varsa demek. Yani biri orada işte oyun oynuyor, biri orada kesit çiziyor. Yani böyle bir tatlı bir ortam var stüdyonun çünkü kimsenin yani ne yaparsan yap garipsenmiyor. Hı-hı. Ve herkes çok okey orada olmaya. Yani böyle evi gibi. Rahat yani özgür aslında. Ya evet. Özgür olduğumuz ortamlardan işte, nadir ortamlardan. Biri yani böyle ışık getirmiş tahtanın oraya asıyor. Herkes heyecanlanıyor. Sanki ortak evimize yeni bir eşya almışız falan gibi. Ya bir de şey biz gerçekten yani Türkiye'de çok şanslı bir stüdyo. Yani burayı evet, o İhsan Hoca anlatır ya Bağat hayalini kurarak, o stüdyoların hayalini kurarak burayı kurmuştuk ilk başta falan diye. Ya o fotoğraflara baktığında mesela insan şeyi görüyor yani. Bize gerçekten burada acayip bir imkan verilmiş ve biz çok eğlenmişiz iyi yani bir stüdyo hayatı yaşayabildik yani. Yani ben bayağı şanslıyız. Şey, stüdyo açısından çok şanslıyız. Yani. Ben de üzülüyorum yani. Bir 19'cuk gün sonra ya artık stüdyo yok yani.